Selamun aleyküm. Rahatsız olmayın, oturun. Evet Nevzat Bey. Nereden nereye geldik? Peki biz buralara nasıl geldik? Buralara iyi geldik de bu noktaya nasıl geldik o ayrı konu. Ben de severim maziyi konuşmayı ama yapacak başka bir iş olmadığında iyidir. Misal cezaevinde. Kendi kendinizi cezaevine hapsetmeyin. Konuşun dertlerinizi. Çözün. Biz de bir hayra vesile olalım. Ben buraya çözüm sağlamak için geldim. Evet, anlaşmazlıklarımız oldu. Ama bunlar olmasaydı ikimizin de işbirliği ortaya çıkar, toptan kaybederdik. İşbirliği derken yengemin içeri alınması, devletin Mahmut'un bana sıktığını bilmesi ama abime söylememesi de bunlara dahil mi? Şahsi düşünüyorsun İlyas. Siz nasıl düşünüyorsunuz Nevzat Bey? Biz düşünmüyoruz. Biz plan yapıyoruz. Planlarımızda Mahmut'u bilmen gerekiyorsa bilirsin. Seni yaptığın bombalamalardan içeri atmak planım değilse atmam. Onun gibi düşün. Şimdi Nevzat Bey, amcama ne kadar ihtiyacınız olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü amcam vatanını, milletini seven, devletinin yanında bir adam. Eğer onunla uzlaşmazsanız, o masada kimseyle uzlaşamazsınız. O masadaki herkesle uzlaşırım. Ünal dahil. Ama senin de dediğin gibi, o masadaki hiç kimse amcan gibi değil. Ben Çakır Bey'le ailesini yıllardır takip ediyorum. Hepinizi tek tek biliyorum, tanıyorum. O yüzden de evet, zorlu bir yola giriyoruz. Her konuda uzlaşmamız şart. Yolda uzlaşmazlığa düşmemiz de normal. Yeniden bu şartları oluşturmayı bilmeliyiz. Daha önce söylediğim gibi. Yanımda duruyorsun. Ya da arkamda. Ama önümde durmak yok. Böyle mi anlaşıyoruz? Evet. Güzel. Senin benden istediğin de parayı geri vermem. Zaten yapmayacağım şey de devletin düşmanlarına silah satmak. Aynen öyle. Nevzat Bey, Sibiryalı'nın ne kadar güvenilmeyecek bir adam olduğunu gördünüz. Madem böyle bir kaynağınız var, ben diyorum ki bu kaynağı bize aktarın. Biz de bütün üretimlerimizi sizden yana çevirelim. Sibiryalı gibi adamlar herkesle çalışırlar. Biz seni böyle bir konsorsiyumun içine sokmak istemiyoruz. Peki, bu sizin bileceğiniz iş. Tıpkı Sibiryalı'nın bana bulaşmasını engelleyeceğiniz gibi.
Ben o manyağı bir aydır tutuyorum Hızır Reis. Ama bu iş uzarsa o manyağın Rus patronları sana da masana da musallat olur. Tamam. Masaya gideceğim buradan kalkıp. Onlara parayı vereceğimizi söyleyeceğim. Fariler de yarın size ulaştırır. Parayı nereye sakladığını görmek isterim. Her şeyi dinleyebilirsiniz Nevzat Bey. Ama her şeyi göremezsiniz. Aha şimdi Reha gibi keyiflendim. Vesselam. Evet. Gelelim asıl konuya. Ateş kardeş, toplantı istemiş. Ateş. Toplantı mı istedi? Herkes konuşalım dedi. Ben de Özer Bey'e ilettim. O da reise söylemiş. İyi de benim niye haberim yok bu toplantı isteyen herkesten? Karışma dadaş Ateş'e. Ben de zaten toplanalım diyecektim. Nevzat'la bugün görüştüm. Ama tek görüşmedim. Bizi bir araya getirsin diye Şahin Ağa'dan rica ettik. Sağ olsun. O da bizi kırmadı, bir araya getirdi. Uzun lafın kısası... devlete diz çöktürttük. Uzun uzun söylenecek sözü niye kısalttın reis? Tam anlatsan ya. Olur. Anlatayım. Sibiryalı'nın parasını geri veriyoruz. Devlet de bizi dinleme işlerinden vazgeçiyor. Artık ne bizi tehdit ediyor ne de önümüzde duruyor. Bir de tek istedikleri... devlet düşmanlarına silah satmamamız. Masamızda silah isteyen herkese silah satılır diye bir kural var Hızır. Belki bizden o kadar çok silah isterler ki başkasına satacak silahımız kalmaz. Ünal Bey, kötü fikir mi? Ben 40 yıldır devletlerle iş yapıyorum. Onlar önce gelir küçük bir şey isterler. Sonra gelip bütün masa onların olsun isterler. Ayrıca sen Sibiryalı'nın parasına el koydun. O para devletin parasıydı. Bu zaman içerisinde bize kaybettirdikleri parayı geri istememeliler. Biz de parayı... aramızda paylaşmalıyız. Devlet kimde parasını bırakmış bizde bıraksın Ünal Bey. Ayrıca ben adamlarla bu şartta nasıl anlaşayım? Ben paranın paylaşılmasından yanayım. Ama sen adamlara devlet düşmanlarına silah satılmayacak diye söz verebilirsin. Bir dakika, bir dakika. Sizin söylediğiniz bu çatışmanın bitmesi değil, sürmesi. Hatta artarak sürdürülmesi. Sen devlete diz çöktürdüm dediğin için ben böyle dedim.
Ama herkes benim fikrime uymak zorunda değil. Arkadaşlara soralım, ben çoğunluğa uyarım. Ben paranın paylaşılmasından yanayım. Adam başı 100 milyon dolar. Bu da koyduğumuz parayı bir ayda geri almak demek oluyor. Masanın ticareti ve bereketi bu işte. Mapushanenin kantininde 100 liradan fazlası değil. Ne 100 milyon doları? Kafa tuttuğun devlet. Bir aydır bize paranın nerede olduğunu soruyorlar. Bulabilselerdi ne olacaktı? Önce parayı geri alıp, sonra uzlaşma muzlaşma yok deyip bizi içeri atacaklardı. Reis bir şey başarmış. Niye bu başarıdan vazgeçiyoruz? Reis bir şey başardı. Ama benim de anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Milyar doları altına çevir. Bunu kapalı çarşıya çaktırmadan yap. Adam götürsün haddanede eritsin. Başka bir malzeme haline getirsin. Kolay mı bu? Hadi devleti bir ay atlattık. Sonra? Bana bile söylemeden mi yaptın Ahmet abi bu kadar işi? Reis kimse bilmeyecek diyorsa kimse bilmeyecek. Masayla devletin uzlaşması var. Şahsi bir çıkar yok. Açıkçası ben de paranın paylaştırılması tarafındayım. İlker. Yeni gelen arkadaşların hepsinin gözü kara. Paralarını geri istiyorlar. Sen ne diyorsun? Biri bana 100 milyon verecek, ben yok diyeceğim. Devlet hapse atarmış. Yarın atmayacağı ne malum? Toprak da parasını geri istiyor. Reis. Mesele para değil. Ünal Bey'in söylediği tam anlaşılmadı galiba. Sibiryalı gibi adamları çok devletlerin. Biz alenen demiş olacağız ki, bak, bize dokunursan biz de sana dokunuruz. Parayı verirsek tırsmış olmaz mıyız? Yenilerden söz etmişken, ben uzlaşmacı bir kişiyim. Ünal Bey'in dediği gibi, parayı paylaşmalıyız. Ama Nevzat Bey'in dediği gibi de devlet düşmanlarına silah satmamalıyız. Devlet düşmanlarına da silah satmak isteyen var mı? Yok. Demek ki oylama tek konuda yapılacak Hızlı Reis. Tabii siz de bunu uygun görüyorsanız. Kaldırın lan ellerinizi. Siz Ünal Bey. Dediğim gibi, ben çoğunluktan yanayım. Özer Bey. Beşe beş. Kilit sen oldun. Para bir süre daha sizin himayenizde kalsın Hızır Reis. Eğer bu kararı devleti ikna ederseniz bize dağıtırsınız. Yoksa yeniden toplanırız. Özer Bey, devletle pazarlık yapılmaz. Uzlaşılır. Şimdi
Uzlaşmak istiyor musun, istemiyor musun? Demokrasi böyle bir şeydir Hızır. Alınmaca yok. Yok, hiç alınmadım. Paralarınızı hemen gönderirim. Ama Sibirya'da denilen o manyağa gidip derim ki, al benim hissem. Paranın geri kalanı da onlarda. Git paranı onlardan al. Alabiliyorsa alsın reis. Benimkini de verebilirsin kardeş. Benim paraya ihtiyacım yok. İtle köpekle uğraşacak halim yok. Eyvallah dadaş. Ben de bu karardan haz etmedim. Hatta yanlış buldum. Madem bunlar bu paranın dağıtılmasını istedi, o zaman Sibiryalı problemi onların problemi. Gitsinler, çözsünler. 100 milyon vermem diyorsun dadaş. Sen vereceksin mi dadaş? Ben de vermem. O kadar uğraşan benim. Madem karar öyle çıktı, ben tipiye katılıyorum. El kaldıranlar Sibiryalı'yı da kaldırsın. Ünal Bey, bu fatura masaya kesilecek. Ben buraya uzlaşma getirdim, siz bunu çatışmaya çevirdiniz. Bunun bedelini ödersiniz. Öderim Hızır. Hiç kimseye borçlu kalmayı sevmem. Öderim. Ya Alparslan, Sibiryalı niçin Şahin Ağa'yı vursun ki? O zaman kim Nevzat Bey? Sokakta olan sizsiniz. Siz bana diyeceksiniz ki bu vurmuş Şahin Ağa'yı. Ben de cehennemin dibinde de olsa getireceğim. Sen kimin sıktığını söyle. Biz zaten cehennemin dibinde yaşıyoruz. Bulması kolay. Fahri, sen de mi anlayışsız oldun? Ben her zaman anlayışsızdım. Yahu Şahin Ağa diyoruz Nevzat Bey. Şahin Ağa. Herhangi birinden bahsetmiyoruz burada. Alparslancığım bak. Amcam bana geldi dedi ki, Sibiryalı'ya parayı geri vereceğim. Sen şimdi kendini Sibiryalı'nın yerine koy. Niye uğrasın Şahin Ağa'yı? Üstelik ben olayı duyar duymaz gittim adamın yakasına yapıştım. Sen mi yaptın diye. O da ben birini vuracak olsam Alparslan dururken niye Şahin Ağa'yı vurayım dedi. Sağ olsun. Sağ olsun. Beni çok gururlandırdı da. Eğer bu işin arkasında o ya da herhangi bir biçimde sizinle alakalı birisi çıkarsa aramızdaki bağ da kopar, ip de kopar. Reis Sibiryalı ile yüz yüze görüşmek istiyor. Parayı vermek için mi? Ne bileyim, sormadım Nevzat Bey. Öldüreceğim mi, parayı mı vereceğim diye. Herhalde sıkmak için sana çağırtırmaz.